Ben bunu sokaktaki insanlarımızla konuştuğumuzda görüyorum. Ben de bu ülkenin yurttaşı olarak aynı duyguları paylaşıyorum. Arkadaş, mutsuz bir toplum haline geldik ya. Mutsuz. Yani bakın, televizyon ana haber bültenleri izlem. Eğlence programı izlem. İşte konserler duyuyorlar internetten. İzlem. Yani mutsuz, karamsar, Türkiye'nin sorunlarını artık düşünmek istemeyen bir toplum haline geldi. Çünkü şunu herkes görüyor ki Türkiye'de sadece beyin gücü yok. Aynı zamanda şu var. Yani parası olan Türkiye'de yüz binlerle ifade edilen AKP zengininin ülkeden kaçtığını herkes biliyor. Yani bugün Londra'da... AKP zenginleri Türkiye'den kaçıyor. Öyle bu, değil mi? Bu yani, da evet, aynen öyle. AKP'deki çözülmenin de bir işareti olarak görülebilir bu. Elbette. Hatta bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı bile bir konuşmasında dile getirmişti. Nereye gidiyorsunuz, hesabını sorarım falan gibi bir şeyler demişti. Yani bizzat AKP eliyle zengin edilen pek çok kişi, yani parasını, malını, mülkünü yurt dışına kaçıyor. Yani bugün Londra'da ev almayı bırakın, cadde alan, mahalle alan bir takım yandaş iş adamları var. Yani bu herkes biliyor. Siz bugün gidin Londra'ya, sokaktaki herhangi bir Türk'le konuşun, kimin nereye aldığını herkes söylüyor, herkes biliyor. Yani AKP açısından böyle bir hayal kırıklığı da var. Yani biz ülkeyi ele geçireceğiz, sermayeyi ele geçireceğiz, şirketleri ele geçireceğiz derlerken parayı bulan yurt dışına kaçtı. Yani bu çok hazin bir durum ve bunu herkes biliyor. Yani gitme imkanı olmayan sadece burada kalıyormuş gibi bir hava var. Bu öyle bir kaçış ki bir suçluluk psikolojisiyle de çok yakından ilgili. Yani o zenginlik o kadar haksız, o kadar hukuksuz bir biçimde elde edilmiş ki bir hesap sorma dalgasından da korkulduğu anlaşılıyor, değil mi? Elbette ve bu hesap sormayı aynı zamanda AKP sonrası açısından değil, bizzat Tayyip Erdoğan hesap soracak diye aslında kaçıyorlar. Yani görünen bu. Çünkü o bir takım yandaş iş adamlarının aslında bir taraftan AKP'yi şakşaklarken bir taraftan kimlerle iş tuttuğunu, değil mi? Evet. Hangi partilere mavi boncuk dağıttığını en iyi Tayyip Erdoğan biliyor. Dolayısıyla bu anlamda da bir mutsuz bir toplum yaratıldı. Şimdi mesela bakıyorsunuz tekstil Türkiye'de %77 daralmış. Otomotiv %55 galiba daralmış. Yani evet. Sektör sektör baktığımızda korkunç bir daralma var. Bu daralma sadece salgınla ifade edilemez. Çünkü salgında da mesela aslına bakarsanız alışveriş özellikle e-ticaret üzerinden çok ciddi bir şekilde yapıldı. Yani insanlar eğer satın almak istiyorsa satın almak istediğini alabildi. Ama bakıyorsunuz korkunç bir daralma var. Çünkü niye? Biz bunun aynısını Uğur abiyle Sözcü'deki programımızda da anlatmaya çalışmıştım. İstanbul'da yaşayanlar özellikle çok iyi bilir. 99 depreminden sonra da birebir aynı şekilde yaşamıştık. Yani depremden sonra yaklaşık bir sene, bir buçuk sene hatta iki sene insanlar o kadar demoralize oldular ki, o kadar yaşama sevinçlerini kaybettiler ki yani kimse gidip üstüne yeni bir kıyafet almak bile istemiyordu. Yani kimse otomobil almak istemiyordu. Kimse bir ev alayım da evimi değiştireyim, daha iyi bir eve geçeyim falan diye bir çaba içine girmiyor. Bugün de Türkiye'de aynı moral bozukluğunu görüyoruz. Mesela Türkiye'de para yok mu? Elbette. Olanda elbette var. Yani bankalardaki mevduat hesaplarından tutun vesaire. Türkiye'de para buhar olmadı. Para var ama satın alma morali yok. Yani Türkiye'de AKP'ye oy veren insanlar dahil bir mutsuzluk hakim. Bakın bunu
AKP'ye yakın kamuoyu araştırma şirketleri de ortaya koyuyor. Yani AKP'ye oy vermiş ailelerin çocukları da Türkiye'yi terk etmek istiyor. Yani bu korkunç bir tablo. Dolayısıyla bizim sadece işsizliğe, enflasyona, şuna buna değil, bu toplumsal demoralizasyona da bir çözüm bulması lazım. Ama bunu nasıl bulacağız? Mesela her gün Türkiye uyanıyor, birini hapse atmışlar. Biri hakkında adaletsiz bir karar vermişler. Biri bakan çıkmış birine hakaret. Ya arkadaş, bu ülkede bir güzel haber, bir mutlu haber, bir müjdeli haber verilmeyecek mi ya? Ya bu kadar olabilir mi? Yani Türkiye insanı şu anda ya televizyon bile seyretmek istemiyor. Bu korkunç bir tablo. Mesela MES size ilan vermiş Tele1'e. Bence çok doğru bir karar vermişler. Çünkü Tele1'den başka kimse izlenmiyor ki. Adam ilanı nereye versin yani? Bu haklısın. Aynı şey. Sözcü gazete AKP'ye yakın şirket de Sözcü gazetesi ilan veriyor. Çünkü okunan başka gazete yok. Yani reklamını vermek için mecra bile kalmamıştır. Yani bu korkunç bir tablo. Dolayısıyla AKP seçim yapar, yapmaz falan, bunları geçelim. Arkadaş, toplum yaşama sevincini kaybetmiş vaziyette. Bu korkunç bir tablo. Korkunç bir tablo. Yani eskiden düşünün, futbol maçlarıyla moral bulurduk, o olurduk, bu olurduk. Şimdi mesela şöyle bir örnek vereyim. Lafı uzattım, çok özür dilerim. Hepimizin gururu, değil mi? Yani sevinçten gözlerimizi yaşartan milli kahramanımız bizim güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yaptığına bak arkadaş. Evet. Ya sen Türkiye'nin sevgilisi adamsın. Atasporumuzun kahramanısın. Ben Hamza'nın maçlarını seyrederken gözlerim dolardı. Rakibini yerden kaldırırken o minderi de sökecekmiş gibi alırdı. Hepimiz coşkuyla İstiklal Marşımızı söylerdik. Arkadaş, bu Vakıfbank yönetimi, bu nedir kardeşim ya? Şimdi sen bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin üniversitelerinde okuyan ya da mezun olmuş pırıl pırıl çocuklarına, işte yarın öbür gün üniversite sınavına girecek pırıl pırıl çocuklarımıza verdiğin hedef bu mu ya senin? Yani bankayı güreşçi yönetecekse bu çocuklar niye gitsinler bu ülkede ekonomi okusunlar, mühendislik okusunlar ya? Böyle bir şey olabilir mi? Türk Hava Yolları'na haber yapıyor herkes cayır cayır. Ya uçak sayısından fazla müdür olur mu bir şirkette arkadaşlar ya? Kurban olayım ya. Bizim bu ülkenin çocuklarına verdiğimiz hedef bu mudur ya? Ben hep söylüyorum ya. Bunların NASA'sı olsa ilçe başkanını astronot yaparlar ya. Ya böyle bir ülke yönetimi olabilir mi ya? Ve sen bununla ülkeyi yönetebileceğini nasıl iddia edebilirsin ya? Ülkeyi düzeltebileceğini nasıl iddia edebilirsin? Ben AKP'li, CHP'li, işin bu tarafını falan gerçekten geçmiş vaziyette. Ya bu ülkenin ortanca yaşı 29. Yani Türkiye'nin 41 milyon insanı 29 yaşından küçük ve senin ülkeye verdiğin vizyon bu. Nasıl olacak yani? Kurban olayım yani. Çok haklısın. Ya çok yani iyi ki NASA diye bir ilçemiz yok yani. AKP orada örgütlenirse ilçe başkanı astronot olurdu bir kararla. Vallahi ya.